daha sanki Onur'un filmiymiş gibi durur ama bir yandan da aslında tam da dediğimiz hani şu anda değişen erkek modelinin içinde, Türk sinemasındaki değişen erkek modelinin içindeki bir temsildir. O da şu, hani annesi çocuğu büyük bir etki altına almıştır, avucundadır ve onun için en iyi olanı isteyen bir aslında erkek annesidir tam da. Kız bambaşka bir yerden kendi devrimini tamamlamak için yola çıkmış. Bir yandan yine erkeği baskılayan fakat erkeğin de değişim göstermeye çalıştığı bir süreci anlatan bir şeydir. Hani dolayısıyla o ilk senle olan o uyumumuzun getirdiği bir şey bu bakış açısı. Atlı Karınca da aynı şekilde. Aslında Atlı Karınca daha çok o iki kadının trajedisidir. Yani asla oradaki Erdem karakterinin trajedisi ya da filmi değildir. Yani dolayısıyla biz bu dengeyi hep koruyarak hatta yer yer daha kadın hikayesi anlatmak niyetiyle bu filmleri yapıyoruz, senaryoları yazıyoruz. Devam edeceğiz konuşmaya. Öncelikle biz bir aramızda karar vereceğiz bağımsız sinemayı mı konuşacağız. Biz ne konuşacağımıza karar vereceğiz. Ben ikna edeceğim sizi haftaya. Onun haricinde bu erkek klişelerini de konuşacağız ve başka soracağım sorular da var ama 22 Ağustos 1985. 22 Ağustos 1985'te Türk şiiri çok önemli bir şairini kaybetti. Tam da hafta boyunca Can Yücel okuyalım, Can Yücel olalım dediğimiz bir haftanın sonunda cumartesi günü o büyük şaire şöyle bir göğe bakarak selam duralım istiyoruz. Tomris Uyar için Bir Şiir Kurma Çalışması adlı şiirini de bizim için Orhan Alkaya okudu. Turgut Uyar'a selam olsun. Seni sonsuz biçiminde buldum. O biçimi almıştın. Sandviçlerle, kötü şehirle, terle baş başa kalmıştın. Yürüdü üstüne herkesin neonu, herkesin babaannesi, herkesin en eski olan kökü, en eski hanesi. Yeşili bozup suya çevirdin, akşamı sonsuz uzattın. Ne buldunsa o akşama uygun, ne buldunsa onu kattın. Perdeler uzundu, rüzgar kısa, masalar üç bacaklı. Masalar dört bacaklı, rüzgarlar uzun, perdeleri kısalttın. Sen bir atmacanın en uzun çığlığısın her türlü gökte. Göğü büyüttün, otobüsleri aldın, şehirleri ufalttın. Yıkılan bir kedi bir süre olarak doldurur sesini. Seversin bir kanaryanın sesinden çok kendisini. Denizi ve ormanı, açlığı ve baş kaldırmayı ayırmadın. Bırakılmış bir köşe başının en güzel tanımıdır adın. Seversin diye söylerim her şeyi. Sana uygun olsun. Çünkü her şeyin birbirine uygununu sen bulursun. Gel, ellerini ver. En güzel ellerini öyle. Ruhum, ateş yüreğim, kokum, birlikte öyle. Çözemedik hala bağımsız meselesini çözemedik. Mert'le Serkan'ın arasında ciddi bir tartışma var. Bir tartışma değil aslında. Bir gerilim de var aslında, hissediyoruz. Biz de bakıyoruz seninle. Biz aynı projede ayrı seviyor. Peki hemen o zaman sana şunu sorayım. Sen Fransa'da eğitim aldın. Hatta Gerard Depardieu, Sophie Marceau gibi isimlerle beraber çalıştın değil mi? Yok, aynı okulda. Aynı okulda. Onlar üst katta mıydı? Görmedin mi? Onlar zaten çalışıyordu. Odet Tutu'yla. Neyse ama şu önemli. Çok farklı bir disiplinden geliyorsun. Aslında sinemaya bakışını da değiştiriyor bu. Nedir sana? Nasıl bir bakış açısı kazandırmıştır orası? Genel anlamda mı sinemayla? Ya daha hani... daha evrensel. Bir de ben orada 30 sene yaşadığım için... belki... ne bileyim... aslında değişmiyor. Yani buradaki benim arkadaşlarımla aynı bakış, aynı şeyleri paylaşıyoruz. Aynı filmleri izlemişiz, aynı şeyleri... paylaşıyoruz. Aynı oyunculardan bahsediyoruz ama belki yani oradaki yaşadığım 30 senenin bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Ama sonuçta ilk önce tiyatro eğitimi aldığım için 2-3 sene belki oranın onun bir disiplini var, onun bir metodu var. O da bir şekilde burada da hani arkadaşlarımla da aynı yerden geldiğini düşünüyorum. Yani. Peki Serkan, dünya edebiyatında veya Türk edebiyatında özellikle
uyarlanmasını istediğin, özellikle Türk edebiyatından şu uyarlansa da ben oynasam dediğin bir erkek karakter var mıdır? Bunu şundan dolayı soruyorum. Hani böyle soruyorum ama şu, bir yandan da niye iyi edebiyat uyarlamaları yapılamıyor sorusunun, televizyon bunun biraz kapısını açtıysa da, sorusunun cevabını aramak için sordum bunu. İyi edebiyat uyarlamaları niye yapılamıyor? Çünkü şey yani hani kitap hiçbir zaman hani kendi hayal gücünüzün hep söylerler ya hani yarattığı şeyi bir başka şeyle hani sinemayla oluşturmak falan mümkün değildir yani. Siz istediğiniz filmi çekersiniz kafanızda falan yani. Öyle klasik ama gerçek bir şey var yani. Ben mesela şeyi isterdim Azil Hakan Günday'ın. Çok sevmiştim yani. Azil ama öyle bir düşünce var. Evet. Sen şu anda davetiye mi çıkıyorsun? Programı aracılığıyla. Ne iş yapıyor yani... burası? tamam o çalışılıyor çünkü şu anda Azil. Senin var mı abi söyleyin hadi. Korkuyu beklerken. Korkuyu beklerken ben bir pek siz çalışın senaryosunu da. Ben çalışmaya çalışmıştım da çok daha olmadı. Var mı abi istediğim şey? Buradan yapımcılara, yönetmenlere duyuruyoruz. Ya ama Aziz zaten senaryo gibi yazılmış. Yani hani sanki evet, şey gibi. Hakan'ın yani, zaten öyle... Hakan'ın evet. Öyle çok güçlü bir görsel kalemi var. Yani sinema kaleminde kamera vardı evet, Hakan'ın. Yani aynen öyle, çok güzel aynen şey yapar. Var mı ben mizantropu oynamak isterim. Molière'in mizantropunu. Molière'in mizantropunu oynamak istiyorsun. Onun için ben ayrıca bizim Emrah Konuk'sa Fransa temsilcimiz o. O frankofonumuz o. Bence Molière'in en güzel oyunu yani. Don Juan'la, Tartuffe'le en iyi oyunu bence. Peki tiyatro hiç tiyatro konusunda evet açıldı o sayfa birden. Tiyatro oynamayı düşündünüz mü? Var mı böyle teklifler oluyor mu? Sen oynuyorsun da yani. Ben çok istiyorum. Özellikle Cansel'e sordum. Silent Partner diye bir oyun var. Avustralya oyunu. Onu oynamak istiyorum Türkiye'de. Bir de bu Amerikan bağımsız 80'lerin 90'ların yazarları var. David Mamet. Evet. Mesela onu oynamak istiyorum. Bizim filmleri çok oynanıyor. Oynanıyor ve iş yapıyor evet, Türkiye'de. Evet. Sana müjde vereyim. Oynarsan yarın öbür gün. Şey bir de Marguerite Duras oynamak isterim. Natalie Sarraut. Onları oynamak isterim. Biraz daha böyle hani... 80'lerin oyunları çok hoşuma gidiyor. Bak tamam oradan başka güzel bir yere geliyoruz. Bir dakika. Çok acayip. Çünkü bir yandan işte sen diyorsun ki buradan Tartuffe oynamak isterim. Duras diyorsun ya da siz işte çok acayip oyunlar oynadınız. Yine filmler çok acayip. Gişe Memuru kaç kere konuşmuşuzdur benim çok sevdiğim bir film. Ama bir yandan da sizin bütün popülariteniz televizyon üstünden. Televizyon üstünden oluşan bu popülarite... Gayet güzel. Bir sorunum yok onunla. Bunu bir sorunmuş gibi söylemiyorum. Ama tiyatro ya da sinema üretiminizdeki özgürlük alanlarınızı, kendinizi gösterme alanlarınızı kısıtlıyor mu? Sen mesela çok güzel bir örnek olarak Atlı Karınca'yı sorabilirim. Atlı Karınca'daki rolün bu anlamda zor, iddialı bir rol. Evet. Beni hiç etkilemedi. Ya başta şöyle bir şey oldu. Çevremdeki insanlar, hatta oyuncu arkadaşlarım dahil olmak üzere birkaç arkadaşım, dediler ki ya doğru mu acaba senin şimdi böyle bir... ne bileyim ensest filminde hem de babayı oynaman. Yani pek hayırlı değil senin için, kariyerin için. Yani daha yeni Başka Dilde Aşk'ta bak ne güzel işte böyle temiz aşk çocuğu vesaire falan. Hani böyle hep de sen bizim ailemizin iyi çocuğuydun. Niye oynuyorsun bravo, abi? Yapma oğlum bunu falan dediler. Ben de abi niye öyle diyorsunuz? Tam tersine inandığım şey bu. Niye kaçayım dedim. Ve gerçekten de bu sene sayı vermeyeyim ama epeyce diziden teklif aldım. Epeyce diziyle ilgili görüştüm. Çünkü çok da sevindiğim bir şey bu. Artık bu algı değişmeye başladı. Hoş şöyle bir şey var. Bizim Atlı Karınca 1 milyon kişi seyretse bu etki ne olurdu onu bilemiyorum. Ama doğru. Filmi 25 bin kişi seyrettiği için... 25 bin kişi mi? 25 bin kişi. Ki ben 10 bin seyredecek diye düşünüyordum. Çünkü bu konuda insanların gelip de sinemayı hani böyle filmi takip edeceklerini, o kopyayla da takip edeceklerini düşünmüyorum ama 25 bin oldu. Yani ama sonuç olarak gelen sinema filmi teklifleri ve dizi tekliflerine baktığımda bunun hiçbir ters etkisini görmedim. Sen ne dersin Serkan? Ya sinemanın seyircisiyle televizyon seyircisi her zaman ayrı. Bambaşka tabii. Gerçekten bu kesinlikle öyle yani, değil mi? Kimse para vermeden izlediği bir şeyi para vererek izlediği şeyle aynı şeye koymuyor yani. Dolayısıyla kendi dinamikleri de farklı. Televizyonda meşhur olduğunuz zaman, televizyonda tanındığınız zaman kariyeriniz sadece ve sadece televizyona ihtiyaç duyar. Öyle bir durum var ama sinema ile ilgili bir şeyler yaptığınız zaman o her zaman daha kalıcı oluyor. Oyuncular da hep bunu bilirler. Bunu görürler de zaten hani geçmişteki oyuncularla ilgili.
Dolayısıyla çabuk unutuyorlar yani televizyonda. Tabii televizyon canım, çok tüketici bir şey. Ama sinema kalıyor tabii 10-20 sene, 30 sene, 100 sene, 200 sene sonra. Aynen öyle. Kalan yani bir şey. Pardon şey yani mesela o zaman izlenmemiş olabilir bir film. Şimdi kült filmlere baktığınızda işte en iyi 100 film, en iyi 10 film arasına giren filmlere baktığınızda zamanında izlenmemiş filmler aslında. Senin filmini kadar... kaç kişi izledi örneğin? Benim filmimi 20 bin kişi izledi. Ben 50 bin bekliyordum. Şimdi bak bu işte çok anlaşılır bir durum değil. Şu anda önünde Twitter var. Şu anda 17.800 takipçisi var. Yani bu 17.800 takipçi birer arkadaşını alıp gitmiş olsa zaten 35-40 bin... Tek başına gitmişler. Tek başına gitmişler. Hatta birkaçı birkaç kişi götürmüş. Evet, bu çok şu açıdan anlaşılır bir durum. Tam da senin dediği gibi televizyonun yarattığı ilgiyle o sinemanın çok daha içine kapanık, çok daha kişisel, entelektüel yolculuğu farklı bir şey. Çok farklı. Yani hani hangi ögeleri nasıl kullandığınız çok önemli galiba sinemada. Hani mesela biz asla... Başka Dilde Aşk'ta gerçekten 100 binin üstüne çıkacağını düşünmüyorduk ama 170 bin yaptı. Ve 38 kopyayla yaptı ve Avatar'la aynı tarihte girdik. Bizimle birlikte 4 Türk filmi daha girmişti. Ona rağmen böyle hiç beklemediğimiz bir rakama ulaştı bir anda. Ve hala da bize gerçekten bir anlamda hem maddi hem manevi birçok şey kazandıran bir film. Ödüllerin de çok etkisi ve katkısı oluyor değil mi? Yani. Gişe rakamlarına. Gişe rakamlarına. Yani şöyle bir hani Antalya'da yani... pardon ama ya çünkü yüzü öyle bir içildi ki yani olmadı herhalde ya yani. Yani siz ikiniz aranızda halledin. Biz seninle tersi de oluyor. Ne diyorsun abi? Ters tepki diyor. Olur mu? Olur mu? Sen bir şey söyle ortak olalım. Şöyle bir şey var. Abi, mesela bu film ödülü çok sıkıcıdır falan diyorlar. Şöyle bir efsane vardır hani festivalde ödül alan film gişede büyük başarısızlığa uğrar diye. Bizim yani biz Antalya'da en iyi filmi almadık Başka Dilde Aşk'la ama onun için hani halk jürisi ödülünü aldık. Evet. Ve dediler ki bu film iyi gişe yapacak. Gerçekten de bizim için iyiydi. Ama bilmiyorum hani en iyi filmi alınca ortalamaya bakınca pek de bir hayrı olmuyor. Yani tam tersine dönebiliyor hikaye. Peki. Ama tabii öyle değerlendirmemek. Peki son pardon Serkan bir şey söyleyecektim. Seyirci hala kendi festivallerinden ziyade dışarıdaki festivallere daha çok güveniyor. Yani buradaki festivallerde ödül almaktansa dışarıdaki bir festivalde ödül alıp buraya gelmek daha prestijli bir şey gibi görünüyor hala. Doğru. Ayrıca bir anlamda bundan dolayı kimseyi de suçlayamazsın. Çünkü festivalleri de ayrıca uzun uzun konuşmak, değerlendirmek gerekir bu anlamda. Ama şunun da tespiti, itiraz aynı zamanda kendi değerlendirmesini yapacak bir izleyici kitlesinin ve beğenisini de ortaya koyamamış olduğunun da bir eseri olarak altında çizim. Ben Azil için başka biri için çalışacağım. Peki son olarak şunu konuşalım. Türkiye'de bağımsız sinema. Bu da haftaya konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum Cansel, Serkan, Mert. Çok teşekkür ediyorum. Aslında hakikaten bunu geçenlerde biri hep bana söylemiş. Hem daha konuşacak çok şey var diyorsunuz hem de programı bitiriyorsunuz diyor ama işte televizyon böyle bir şey. Yani bir yönüyle samimi bir şey ama bir yönüyle de hep bir zaman sınırı var. Ben aynı ekibi bir daha bir şekilde beni kırmazlarsa toplayacağımı düşünüyorum. Cumartesi öyle bir program. Bir araya geliyoruz. 18 Ağustos 1958'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk